annemin akrabası tarafından önerildi. Ondan sonra bir yıl olarak zorunlu geldim, gittim. Ondan sonra alıştım ve sevmeye başladım. Oradan da hikayemiz başladı. Başta aslında ben de beklemiyordum yani. Kimse aslında benden böyle bir başarı beklemiyordu. Ondan sonrasında zamanla gitgel olarak madalya alıştık ailece. Sporun çok fazla art yönü var. Önemli olan dakik olmak, çevik olmak, çok fazla kararı aynı anda hızlı bir şekilde verebilmek. O yüzden önerilir. Özellikle kız çocuklarına ben çok öneriyorum. Çünkü devrimiz güven devri değil. Aşağı yukarı ya, hep bir ilk dışı, hepsinde madalya. Bir maç dışında hepsinde aynı şekilde ilk üçünün içinde devam etti. Eskrim'e de kızım çok sıcak bakmadı. Böyle deneme dersinde oturdu, bekledi. Herkes hareketlerini yaparken biz bekliyoruz. Ben herhalde yaklaşık bir 4-5 antrenmana Işıl'ı zorla götürdüm. O 4-5 antrenmanda Işıl antrenmanlara girmedi. Oturup seyretti. Sonrasında katılmaya başladı. Girdiğimiz ilk turnuvada çocuk, 23 Nisan çocuk turnuvasıydı. Onda bir başarı yakaladı. Biz inanamadık. Yani hepimiz şaşırdık. Ondan sonra da bu başarılarımız devam etti. Dolayısıyla o başarının ardından Işıl da daha şevkle çalışmaya başladı. Bizim o tarihten bu tarihe kadar girdiğimiz ve herhangi bir madalya almadan çıktığımız sanıyorum ya bir tane ya iki tane turnuva var. Geri kalanların tamamında kendi klasmanında, hatta üst klasmanda bile madalya aldım. Dolayısıyla artık o bir madalya almadan çıktığımız tek turnuvayı mesela biz hiç unutmuyoruz çünkü tek turnuvamız. Onun dışında tamamı iyi geçtiği için biz artık ona alıştık. Sanık olan,